İşte devam edelim. Meclise götüreceğim şimdi. Çünkü mecliste renkli tartışmalar var. Yani epey gergin tartışmalar var. Renkli dediğim onlar. Ve aslında mecliste bütçe konuşuluyor da bütçenin dışında bildiğiniz gibi. Mehabetiyle pek uyuşan bir dil değil. Lütfen saygın bir dil kullanın Sayın Bakan. Yeni doğan çetesi eleştirileri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu öfkelendirdi. Muhalefet sıralarındansa sık sık istifa sesleri yükseldi. Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını görüyorum. Tedavileri için de elimizden geleni yapacağımızı açıkça ifade ediyorum. Tam bir acziyetin timsalidir şu anda. Bize kabalaşarak, küstahlaşarak gerçekleri asla örtemeyeceksiniz. Bu insanlıktan nasibi almamışlar çetesi bizim gayretimizle çökertildi. Mecliste tansiyon hiç dinmedi. Çevre Bakanı'nın İzmir Körfezi'nden getirdiği suyla CHP'li belediyeyi hedef alması sonrası bu kez CHP'li vekil Ergene Nehri'nden su getirdi. Murat Kurum'a vermek istedi ama kurum Ergene'den gelen suyu yere attı. İzmir Körfezi bir zahmet temizlenecek. Kendi ellerimle Ergene Nehri'nden bu suyu aldım. Yani kimseye getirtmedim. Ben şimdi bunları Sayın Bakan'a vereceğim. Ne oluyor? Terbiyesiz! Kurumun şişeyi fırlatması sonrasında AKP ile CHP'li vekiller karşı karşıya geldi. Meclis sıralarında gülümseten anlar da yaşandı. Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen'e Kımerce hoş geldiniz dedi. Ekselansları Chom Rip Sur. Bilinmeyen bir dil olmasın, Kimer dilinde hepinizin adına hoş geldiniz dedim kendilerine. Bilinmeyen bir dil olmasın. Kürtçeyi konuşturmuyorlar ya. Gergerlioğlu da çok güzel yaptı ama. Orada bugün kürsüde anlatacağım bunu. Kürsüye geliyor, konuşuyor. İngilizce bir şey söylüyor. Demli Gergerlioğlu. Ondan sonra bekliyor şöyle bir iki saniye, uyarıyor. Dönüyor Bekir Boz'la. Ya diyor Bekir Bey diyor mikrofonu kapatmadınız diyor. Yabancı kelimeler söylüyorum size diyor. Siz diyor Kürtçe mi kapatıyorsunuz sadece diyor. İşte böyle trajikomik hikayelerden bahsediyoruz. Komik mecliste bu komiklikler de. Ha bu Kemal Memişoğlu'na iki laf söylemek istiyorum. Kemal Bey, siz gördüğüm kadarıyla sakin konuşan bir insansınız. Üç kere izledim görüntüsünü. Sinirlilik hali sizi çirkinleştiriyor. Farkında mısınız? Çirkin bir insan oluyorsunuz. Anladığım kadarıyla sakin ve sakin konuşan bir insansınız. Ha, seçilmişlere öyle tabii, vekillere söyleyecekleriniz o ayrı mesele. Orada mecliste tartışılır. Ama bağırdıkça yüzünüz gerginleşiyor ve gerçekten aynaya bakın, çirkin bir hal alıyor. Kimi insan sinirlenir ama o kadar yani çirkinleşti veya şey diyemez. Çok çirkinleşti ya. Ama gerçekten evet, sinirlenmek yakışmıyor. Bravo. Teşekkür ederim. Sinirlenmek yakışmıyor. Yüz hatlarını daha da enteresan hale getiriyor çünkü.